Çeşitli makale ve köşe yazılarını dinlemek için kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz, şimdiden teşekkürler. Türkiye Yüzyılına Giriş Türkiye'nin yüzyılı değil, Türkiye yüzyılı. Fark var. İkincisi, bugüne kadar Türkleri yavaşlatan ne varsa edilgen kılar. Buraya kadar hep onun öyküsünü yazdık ama, ismi konuldu için, ahval ve şeraiti anlamak için başlangıcın girişi bu yazı olsun küresel petrol üreticilerinin evi OPEC plasını ABD'yi burnundan solutan üretimi kısma kararından sonra, Washington'un Riyad'ı cezalandıracağına ilişkin açıklamalarla medya kehanetleri ardı sıra gidiyor. Suudi Arabistan Washington hattının asla kopmayacak bir korku tüneli olduğundan bahiste anlaşmazlığı tiyatro olarak görenler de var. Yine de bu sıra dışı durum paralel gelişmelerle beraber sınıflandırıldığında garipliği görmemek imkansız. Örneğin Fas, Arabistan, Arap rejiminin güçlü temellerinden biridir ve aldığı kararlarda onunla kalıcı dayanışma içinde olduğumuzu ifade ediyoruz. Bahreyn, Suudi Arabistan ile tam dayanışma içinde olduğumuzu belirtiyor. OPEC+ grubunun söz konusu kararını siyasileştirmeyi veya uluslararası çatışmalarda yanlılık olarak değerlendirmeyi kategorik olarak reddediyoruz. Mesela Yemen, Riyad ile dayanışma halindeyiz. OPEC Plus kararının ardından yapılan karşı açıklamaları reddediyoruz. UNMAN, küresel pazarda tüm üye ülkeler arasında oy birliği ile istenen istikrarı sağlamak amacıyla bu kararı destekledik. Ya da Cezayir, OPEC Plus kararı ekonomik endişelere dayanan tamamıyla teknik bir yanıttır. Birleşik Arap Emirlikleri, OPEC Plus kararı bazılarının göstermeye çabaladığı gibi siyasal bir karar değil, oy birliğiyle alınan teknik bir karardır. Birleşik Arap Emirlikleri, kardeş Suudi Arabistan'ın yanında yer almaktadır. Irak karar, oy birliğiyle ve ekonomik göstergelere dayanılarak alındı. Bağdat'ın bu kadar söylemesi bile mucize. Kuveyt karar, mevcut zorluklar ışığında petrol piyasalarının dengesini ve istikrarını korumayı hedefliyor. Filistin egemenliğini ve haklarını koruma konusunda aldığı tüm kararlarda Filistin yönetimi ve halkıyla Suudi Arabistan'ın yanında yer alır. Hele hele Mısır. Kahire, karşılıklı çekişmelere sebep olan kararın teknik değerlendirmelerini açıklamış olan Suudi Arabistan'ın tutumunun yanında yer alıyor. Arap ülkelerinin OPEC Plus kararlarına ve Amerika Birleşik Devletleri tarafından açıkça hedef alınan Suudi Arabistan yönetimine verdiği destek, aynı zamanda Washington'a tavır da içeriyor. Yine de denebilir ki bunlar eften püften ülkeler. Amerika Birleşik Devletleri höt dedi mi hepsi oturur. Öyle olmuyor işte oturmadılar. Birlikte hareket etme, topyekün bir cephe veya düşman ilanı değil elbette ama. Nedeni, nasılı, yürek yemekteki ısrarı anlamak gerekiyor. Evvel paylaştığımız gibi bu kararın ardından Birleşik Arap Emirlikleri emiri Rusya'ya gitti ve Putin'in montunu giydi. Suudi Arabistan Rusya ilişkileri de daha az değil. Zaten Amerika söylüyor, Riyad Ukrayna savaşında Rusya'nın yanında saf tutuyor. Keza Şanghay Zirvesi'ne katılımları ve daha ilerisi için pozisyon açıklamaları da önemsenmemeli mi? Bu ülkeler ve daha birçoğu Batı Asya dengelerinin biçim ve yön değiştirdiğini görüyorlar. Onlarca ülke Amerika Birleşik Devletleri yönetiminin zafiyetlerine, yanlış politikalar uyguladığına, kasımda yapılacak Amerikan ara seçimlerinde Beyaz Saray'ın ağır yaralanacağına inanıyorlar. Biden yönetiminin OPEC+ kararlarına bu denli köpürmesinin asıl sebebi de o, Rusya'ya karşı uyguladığı enerji planlarını bozmakla birlikte, tekrarlayalım, Amerika içine de bir mektup yazıldığını düşünüyor Beyaz Saray. Benzer durum Avrupa-Rusya bağı Kuzey Akıma yönelik sabotaj girişimlerinde de görüldü. İzlerini Kırım Köprüsü'ne saldırıda da sürebiliriz. Fail Amerika Birleşik Devletleri ise ki aksini söyleyene deli gözüyle bakılıyor, Avrupa siyasi elitinin bunu görmemiş olması mümkün mü? Ankara-Moskova neden yeni bir doğu-batı enerji hattı açmak için adım attılar? Rusya-Avrupa bağını koparmak, Avrupa'yı enerji konusunda kendisine yapıştırmak isteyen Beyaz Sarayı görmüyor olmaları imkansız. Zaten Ukrayna savaşı iyiden iyiye, Avrupa'ya daha pahalı gaz, enerji ve silah satmaya dönüşmüş durumda. Peki, Avrupa ülkeleri neden reaksiyon gösteremiyor? Veya sadece sızlanma boyutunda? Avrupa siyasi topluluğu bir adımdı. Fakat uzun vadeli ve şimdilik çelimsiz bir adım. Fısırıklığın sebebi, hazırdaki Avrupa liderliklerinin ezik olması. Amerika Birleşik Devletleri'nden korkma, birbirine güvenmeme hatta rakip olma. Ama önemlisi, buraya mim koyalım, halkların da, bir örneği Finlandiya ve İsveç'in NATO başvurusunda görüldüğü üzere, cahillik düzeyinde konuyu anlamamalarıdır. Yerleşik medya düzeni ne söylerse ona inanıyor ve yapıyorlar. Robot gibiler. Bugün anket yapılsa, savaş özelinde o kadar yüksek ki ve Amerika Birleşik Devletleri yanlısı tablo çıkar ki. Bu en çok bize ders olmalıdır. 10 yıllardır AB hedefini göstere göstere pusula mıknatıslayan aklın ardında da robot olalım aklı var. Akıl dediğimiz yapay olanı tabii. Almanya, Fransa, İngiltere üçgenindeki rekabet iklimi üzerinden yürüyen Avrupa'nın genel ahvali, artık Londra'yı da etkisine almış bulunuyor. Başı kesik tavuklar gibi birbirine çarparak, kış geliyor paniği yaşayan, ki bu kış sonrakilere kıyasla hafif olacak, temel ekonomik göstergelerin daha bozulduğunu gösteren istatistikleri her gün okuduğumuz Avrupa, tehlikeli siyasi ve sosyal savruluşlarda yaşıyor. Genelleyerek siyasi istikrarsızlık diyebiliriz. İngiltere'de yaşıyordu bunu. A10 numaraya kadar vurmamıştı. Başbakan ve kraliçe kral değişiminden sonra yeni başbakanın indirilmesine yönelik adımlarda yanlış mali uygulamalar nedeniyle ortaya çıktı. Ukrayna savaşının baş operatörü de artık savruluyor.